Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 10 Şubat Perşembe. Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluço'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Tancan, ziyarete bakın neyi hatırlattı. Merkez yönetimimiz var Sayın Bakan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluça'yı ziyaret etti. Burada bir de altıncısı var, merkezi yenileme. O zaten... Bakan Tancan'a TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepçi, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İl Müdürü Zafer Demir eşlik etti. Ziyarete il yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve yönetimi katıldı. İlk olarak söz alan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretinizden çok memnun olduk Sayın Bakanım. Bir herhangi bir Afyon'la alakalı bir talebimiz olduğunda sağ olsun Sayın Bakanımız 7/24 telefonlarımızda ulaşıyoruz. Yanına ziyarete gidiyoruz. Kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Önceki yaptıkları ve şimdiden sonra yapacakları için. Bakan Yardımcısı Tancan da yaptığı konuşmada geçtiğimiz haftalarda milletvekilleri ve il başkanı Uluçay'ın kendilerini ziyaret ettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu. Biz birkaç gündür Isparta'daydık. Oradaki sorunları gidermekle alakalı. TEDAŞ Genel Müdürümüz de birlikte. Ondan sonra Ankara'ya dönerken de bu iyi bir vesile oldu. Dedim hiç olmazsa Afyon'a bir uğrayalım. Bugünü de böyle değerlendirmiş olalım. Hem başkanımıza bir bu konuda sözümüz var. 5 tane trafo merkezine teknik olarak detaylara girmeden biz teknik detaylara kendimiz girdik. Ne ihtiyaç var? Onları bir incelemiş olduk. Gördüm ki bu talebin hiçbirisinde bir sıkıntı yok. Gerçekten bu trafo merkezleri 5'inin de yapılması gerekiyor. Kaliteli hizmet sunma adına. Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde faaliyet gösteren Simpa Tekstil Fabrikası'nda İşkur İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışmaya başlayan 90 kişi için tören düzenlendi. Binanpaşa'da 26 olmak üzere toplamda 110 kadın, 4 erkek oldu. Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay çiçeklerle karşılandı. Allah size razı olsun. Vali Çiçek burada yaptığı konuşmada tekstil fabrikasıyla gurur duyduğunu söyledi. Sizleri burada şimdi bu şekilde görmek, çalışırken görmek, mutlu görmek bizleri çok mutlu ediyor ve çobanlar bu manada diğer illere de, diğer ilçelere de, hatta diğer illere de örnek oldu. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki Simpa var. İyi ki belediye başkanımız Ali var. İyi ki siz varsınız. AK Parti milletvekilleri Özkaya ve Yurdunu Sevense istihdamın artmasıyla Türkiye'nin geliştiğini ifade etti. İşte Cumhurbaşkanımızın söylediği sistem bu. Üretim, istihdam ve büyüme. Siz saygıdeğer hanımefendilerin burada çalışması, üretmesi, iş ve ekmek sahibi olması, bunun da halka halka artarak bütün Afyonkarahisar'a yayılması, çobanlar iyi bir örnek. Bu örneği diğer belediyelerimiz, ilçelerimiz, beldelerimizde uyguluyorlar. Yapılan konuşmaların ardından fabrika içinde işbaşı eğitim protokolü imzalandı. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş ise imza protokolünün ardından fabrikada çalışan sayısıyla ilgili bilgi verdi. Şu anda 310 rakamına ulaşmış olduk. Sayın Valim, devletimize, milletimize, hükümetlerimize ve bütün kurumlarımıza çobanlar halk adına ben çok çok teşekkür ediyorum. Burası da çobanlar da halk kardeşlerine emanet ediyoruz. Bunların işidir, evidir, rızkıdır ve en iyisini gerçeklerinde şüphem yoktur. Daha sonra Vali Çiçek ve protokol fabrikayı gezerek çalışanlarla sohbet etti. Ben buraya geçiyorum. Burası bu işin en can alıcı noktası, fiyat kısmı. Ne ya?
Törene Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, İşkur Müdürü Ahmet Karakaya, İl Genel Meclis üyeleri ve davetliler de eşlik etti. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekilleri ve belediye başkanıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Gündemi değerlendiren Uluçay, muhalefet partisi liderlerinin belediye ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. İl Başkanı Uluçay, partisinin il başkanlığında milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunseven ve belediye başkanı Mehmet Zeybek'le birlikte kamera karşısına geçti. Gündemi değerlendiren Uluçay, Kızılay Fabrikası'nda yaşanan grevle ilgili Kızılay Genel Başkanı ile görüştüklerini ve işçilerin özlük haklarının en kısa zamanda giderileceğini söyledi. Yeni yapılacak şişe fabrikası ve üretim kapasitesi artırımı ile yeni istihdam olanaklarının yaratılacağının da müjdesini veren Uluçay, muhalefetin yerelde belediye başkanını hedef alan açıklamalarına da cevap verdi. Belediye başkanımızın bazı muhalif kesimler tarafından hedef alınmasını meyve veren ağacın taşlanması olarak ifade edebiliriz. Bu şehirde bir çivisi nasip olmayanların vaatlerinin büyük bir kısmını tamamlayan belediye başkanımızın hedef alması kendi kirli gündemlerinin üstünü örtmek ve hedef saptırmaya yönelik bir açıklamadan ibarettir. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise mahalle olan ve ardından Danıştay kararı ile köy olmasına karar verildiği ileri sürülen köylerle ilgili soruya cevap verdi. Danıştay kararının tüm köyleri değil sadece Küçük Çobanlık köyünü bağladığını dile getirdi. Küçük Çobanlık köyü köy başına döndü. Bazı muhalif il başkanları sadece Küçük Çobanlık köyüne verilen kararı 10 köyü bağladığını zannediyor. Küçük Çobanlık'la şehir merkezi birbirine iç içe girmiş vaziyette. Her ne kadar köy vasfına girmiş olsa bile burası da bizim, ben belediye olarak oraya da muhtardan gelen talepler doğrultusunda gene hizmet vermeye devam ediyorum. Bu konuda milletvekili Ali Özkaya da yasal sürecin devamını anlattı. Kararın son kısmında sanki hepsini kapsıyormuş gibi bir algı var ama asla öyle bir şey söz konusu değil. Açmayan bir davadan hüküm verilmez. Diğer köylere dava açmadığı için hüküm verilmemiştir. Zaten bu da kesinleşmiştir. Bu saatten sonra dava açma süresi geçtiği için geri dönülmez. Bir tek Küçük Çobanlık'ın ilgili hususu var. O da süreçte netleşir seçim döneminde. Belediye Başkanı Zeybek, askeri havaalanının sivil uçuşlara açılmasının zor olduğunu, teleferik ihalesinde önümüzdeki 2 ay içinde yapılacağını söyledi. Askeri havaalanımız NATO'ya aitti. Havaalanı. Sayın Cumhurbaşkanımız mevcut havaalanı var. Burayı iyice atıl vaziyete gelir diye herhalde düşünüldü. Bu ay içerisinde ve en geç önümüzdeki Mart ayı içerisinde ihaleye çıkıyoruz. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya da soru üzerine akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarındaki zamlarla ilgili şunları söyledi. Bizim bu yıl en son artışlarda mesela doğalgaz zammını yapmamış olsaydık BOTAŞ'ın doğalgaz nedeniyle zararı yani vatandaşa sübvanse ettiğimiz para 300 milyar. Eski parayla 300 katrilyon olacak idi. 300 katrilyon. Bütçeniz ne kadar? 1.750 trilyon. Yani bütçenizin 5'te 6'da 1'ini doğalgaz sübvansına vereceksiniz. Petroldeki zararınızda 100 milyarda o yapıyor. Bunun altından dünyada hangi devlet, hangi sistem kalkabilir? AK Parti'nin diğer milletvekili İbrahim Yurdunseven ise elektrik fiyatlarındaki zamları anlattı. Önümüzdeki süreçte fiyatların düşeceğini iddia eden Yurdunseven, muhalefetin faturaları ödememe çağrısına da gezi zekalılar diyerek cevap verdi. Devlet geçen sene sadece elektrikte 123 milyar TL sübvanse yaptı. Tabii bir sürdürülebilirlik önemli. Bütçenin önemli olan kısmı sürdürülebilirliktir. Yani çarkın biri kırıldığı zaman diğer çarkların etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim bu dönemde, şu dönemde özellikle elektrik ve doğalgazda bir miktar da olsa vatandaşlarımızdan katkı sağlaması, yani bir elektrik fiyatının yükselmesini bu manada izah ediyoruz. Bildiğimiz gibi hidroelektrik santrallarımızın olduğu alanlarda barajlarda kuraklık nedeniyle, 2 yıldır özellikle kuraklık nedeniyle su rezervi çok az, üretimimiz çok az. Bunun için de biz doğalgaza yükleniyoruz. Rakam bu nedenle yükseliyor. Ama inşallah ortalaması 2025 yılında bitecek olan bu GES'ler, rüzgar gülleri, işte diğer yükleyen santralımızın devreye girmesiyle birlikte bir elektrikte ciddi bir düzlem olacak inşallah. Muhalefetin bu çağrısını bir gezi zekalılık olarak tabir ediyorum. Çünkü bu gezi zekalılar şu anda tamamen sanki o dönemde yapılan bir talebin karşılanacağı gibi akıllarınca bir talepte bulunmaya başladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak sokak hayvanlarını unutmadı efendim. Geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarına sahip çıkan ve Afyon basınında da yer alan esnaf Salih Sayar'ın duyarlı davranışına kayıtsız kalmadı. Taytak'ın sokak hayvanlarına verilmek üzere esnaf Sayar'a gönderdiği mamalar dağıtıldı. Geçtiğimiz günlerde tatlı dükkanı sahibi Salih Sayar'ın sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu duyarlı davranış Afyonkarahisar basınında gündem olmuştu. Hayırsever esnafın bu davranışını basından öğrenen MHP-MYK üyesi ve Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak da duyarsız kalmayarak sokak hayvanlarına verilmek üzere esnaf Sayar'a mama gönderdi. Esnaf Sayarsa Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Lütfiye Pancar Polat ve diğer bir gönüllü esnaf Göksel Bakışkan'la birlikte mama ve yiyecekleri 2. Küçük Sanayi Sitesi çevresinde bulunan yaklaşık 100'ün üzerinde sokak köpeklerine dağıttı. Duyarlı davranışından dolayı milletvekili Taytak'a teşekkür eden esnaf Salih Sayar vatandaşlara da seslendi. Bu tür paylaşımlar yapmasını istiyoruz. Tatlıcı esnafı Sayar'a destek vermek için yanında olduklarını söyleyen Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Lütfiye Pancar Polat, MHP Milletvekili Mehmet Taytak'a teşekkür etti. Sayın Bekir'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu kış dönemlerinde herkesin taşı elin altına koymasını ve bu canlılara destek çıkmasını istiyoruz. Afyon esnaflarından Göksel Bakışkan da Milletvekili Taytak'a teşekkür ederek kış gününde sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız dedi. Kış günü bu zor şartlarda çıkan köpeklere yardımcı olmak için biz de bir katkıda bulunalım dedik. Salih Usta'na ne gerekiyorsa yardımcı olmaya hazırız. Sayın Milletvekilimiz Taytak Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarının 4. oturumu gerçekleştirildi efendim. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar meclis üyelerine okunarak oylandı. Mülkiyetler özel ev arasına ait 71 ve... Toplantıyı İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban yönetti. Yoklamanın ardından gündem dışı teklifler meclise okunarak ilgili komisyonlara havale edildi. Oğullar Köyü'ne köy konağı yapımı için 40 bin TL ödenek aktarılması talebinin. Daha sonra gündem maddelerinde yer alan konular görüşülmeye devam etti. Sandıklı Menteş Köyü'nde bulunan bir vatandaşa ait imar plan değişikliği uygun görülmezken, Burmalı Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdari Binası'ndaki iki bağımsız bölümün açık ihale usulüyle satılmasına karar verildi. 2022 yılı yatırım programında Encümen Müdürlüğü kurumsal kodu altında bulunan... Diğer raporda ise Dinar'ın Göçerli Köyü'ndeki köy konağının bakımının yapılması, Oğullar Köylerinde ise köy konağı yapılması için toplam 80 bin lira Dinar Köylere Götürme Hizmet Birliği'ne aktarılmasına karar verildi. Dinar Mahalle İdare Birlikleri ödeneğinden 80 bin TL ödeneği. Şuhut'un Güneytepe Köyü'nde fosoptik hattının arıtma sistemine bağlanmasını, dairesince yapılmasına, Evciler ilçesinde ise belediye ile il özel idaresi arasında başa baş taşınmaz takasına da gelen raporlar doğrultusunda karara bağlandı. Asfalt adı altında. Bir diğer komisyon raporunda ise Duyar Kasabası'na spor salonu yapılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alınırken İhsaniye İl Genel Meclisi üyesi İrfan Seçen, meclis üyelerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Bu vermiş olduğunuz karar için çok çok teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım. İnşallah Duyar Kasabamızda yapılacak kapalı spor salonunda gençlerimiz daha rahat bir şekilde sporlarını yapacaklar. İleriye dönük Avrupa birincisi çıkmış. Akdeniz oyunları birincisi çıkmış. İnşallah bundan sonra da sizlerin destek ve katkılarıyla sporda daha ileriye gideceğiz. Çok çok sağ olun, teşekkür ederim. Dinar'ın Haydarlı beldesinde lisenin bahçesine basketbol sahası yapılması da gelen rapor doğrultusunda kabul edilen bir diğer madde oldu. Sandıklı'nın Oda Köyü'nde yeni içme suyu kuyusu açılması da dairesinde yerine getirilecek. Toplantıda kararlar oy birliğiyle alınırken toplantılar 5. ve son oturumda sona erecek. Bizler büyüyor diyoruz değeri. Bu sene azalmış, küçülmüş. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Kameraların karşısına geçen İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP'nin 53. yıl dönümünü kutladı. Teşekkür ederim.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 53. yıl dönümü il teşkilat tarafından kutlandı. Parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında il başkanı Mehmet Kocacan, hafta sonu Kızılcahamam'da düzenlenecek olan il başkanları toplantısı ve adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarına ilişkin bilgi verdi. Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarına iştigal edebilmek için Kızılcahamam'da bu hafta sonu 11 ile 13 arası il başkanları olarak orada genel merkezimizin davetiyle genel başkanımızın nezaretinde bu toplantıya iştirak edeceğiz. Bu toplantıda il il yapmış olduğumuz Anadolu toplantılarına artık ilçe ilçe, belde belde aydınlatma ve anlatma literatüründe katkı sağlayacağız. Bu toplantıda fikir olarak Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye katkısı, Cumhur İttifakı'nın vizyondaki durumu ve 2023'leri seçimlerinde nasıl yol alacağı ile ilgili de muhtemelen istişarelerimiz olacaktır. Başkan Kocacan, partisinin kuruluş yıl dönümünü şu sözlerle kutladı. Merhum Alparslan Türkeş Bey'imizin emaneti olan Türkmen Bey'imiz Devlet Bahçeli Bey'imizin de emanete sadakati ve samimiyetiyle sarılmasıyla çok şükür ki 53 yılını tamamlayan bir devlet anlayışı, millete feragatı ve sadakati olan, davasında ve çizgisinde asla değişmeyen, siyasi duruşunda da her daim devletin zorluğunda, darlığında, taşın altında eli ve gövdesi olan bir partiye mensup olmanın gururunu bir daha yaşıyoruz. MHP Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal da partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Milliyetçi Hareket Partisi her şeyden önce siyasi bir partiden öte bir inanç hareketidir. Öncelikle bunu belirtmek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi para kasalarında, rakı masalarında kurulmuş bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi zindanlarda, tabutluklarda, sehpa gölgelerinde kurulmuş bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kuranlar Allah yolunda, vatan yolunda, bayrak yolunda, anadan, yardan, serden geçen insanlardır. Harama uzanmamış eller, temiz alınlar, eğilmez başlar, bükülmez bilekler, terörü ezecek gençler bu partidedir. Bu parti Türk milletinin partisidir. MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanı Ahmet Zeki Ertürk, İl Genel Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Afyonumuzun bu 13.980 kilometre karelik coğrafyasının 3.707 kilometresini belediyelerin sorumluluğundaki alanlar kapsamaktadır. İl özel dairesinin sorumluluğundaki alan ise 10.272 kilometre karedir. Köylere yatırım bütçesi 2021 yılı itibariyle 64.073.721 TL'dir. Bunun genel bütçedeki payı %38 olarak ifade edilmektedir. 2022 yılında ise her ne kadar rakam olarak bir büyüklük oluşsa da 76.657.129 TL olup bir önceki yıla istinaden 2 puan daha azalmıştır. Yani yatırım bütçemiz genel bütçemizin %36'sına tekabül etmektedir. İl Başkanı Kocacan daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Kanal 3 ekranlarında yayınlanan Mehmet Emin Güzbey'in moderatörlüğünü yaptığı Dobra Dobra programının dün akşamki konukları Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Serner Çalışan oldu. Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Kanal 3 ekranlarında Dobra Dobra'da sizlerle birlikteyiz. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu Dobra Dobra programının konukları Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Şener Çalışan'dı. Kaymakam Buyuran, Evciler Kadın Kooperatifi'nin ürettiği İncila isimli çikolatayla evcilerin ismini duyurmak istediklerini söyledi. Benim bakış açım şuydu. Şimdi evciler biraz daha merkezin dışında kalmış, denize yakın bir yerde. Afyon'un güney bölümünde. Bir nüfusu, küçük bir nüfusu var.
Ve bizim dedim ki her şeyden önce bizim kendimize bir yol haritası çizmemiz lazım. Bizim amacımız ne? Biz bu projeyle hem kadınları burada istihdam edeceğiz, hem evcilerin ismini duyuracağız. İlk başta evcilerin ismini Afyon'da herkese duyuracağız. Daha sonra Türkiye'de duyuracağız. En sonunda da inşallah dünyada duyuracağız. Evcilerin ismini duyurabilmek için ve evciler gibi bir ilçede endüstrileşmeyi sağlayabilmek için bunun gerekli olduğu kanısına vardı. Şu anda 200 metrekarelik bir alanda üretim yapıyorlar. Endüstriyel buzdolaplarından tutun, işte çikolata üretimi için gerekli olan her türlü makine ve teçhizata sahipler. Bir şef kadar iyi biliyorlar ve günlük ilk etapta başladığımızda 50 kiloyu zorlayan üretimimiz bugün çok zorlanmadığımız halde 500 kilo üretim yapabiliyoruz. Kaymakam Enes Emircan Buyuran, hedeflerinin çok ilerisinde olduklarını söyleyerek, İncila markasıyla Avrupa pazarlarına girmeyi hedeflediklerini ifade etti. Hedeflerimizin çok çok ilerisindeyiz biz. Yani biz 8 aylık bir geçmişi var kooperatifin. 8 ayda, 3 yılda alınacak yolu belki 8 ayda aldık biz. Gerçekten çok ileri bir noktadayız. Yani şu anda günlük 500 kilo üretimi yapıyoruz. 7 tane kadınımız, kooperatif üyemiz var. 3 kişiyi de kooperatif, 3 kadını da kendisi istihdam etmeye başladı. Yani bu projeyle şu anda 10 kişi bu kooperatifte çalışıyor. Muazzam bir ekmek kapısı oldu. Şu anki amacımız, bizim ileriki bir yıl sonraki amacımız ise dediğim gibi ulusal marketlerde yer edinip bu pazarda kalıcı hale gelmek, hem tarım kredi hem de diğer ulusal marketlerde ve yurt dışına açıldıktan sonra çok büyük bir alanda artık 30 kişilik, 40 kişilik çalıştıracak kooperatifin işçi çalıştıracağı bir alan oluşturmak, evet. Ve artık orada üretim yap. İGM üyesi çalışan Gökçek Köyü girişine muazzam bir dinlenme tesisi yapacaklarının müjdesini verdi. Gökçek Köyü'nün girişinde aynı zamanda çift taraflı girişi de olacak bir şekilde inşallah yaklaşık bir 5000 metre civarında yeşil alan var. Şu an mesirelik alan şeklinde. Muazzam bir dinlenme tesisi olacak ama evcilerin kendi ürettiği süt ürünleri var. Evciler nüfusu az ama nüfuzu çok olan bir ilçe tabiri caizse. Sayın Valimiz de böyle ifade ediyordu. Biz Afyon il merkezinden itibaren yaklaşık süt üretiminin 1/5'lik kısmını evcilerde sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılık ana geçim kaynağımız olup bunu daha da ilerletmek istiyoruz. Süt ve süt ürünleri mağazası, süt vitrini, çikolatanın orada PR'ın reklamının yapılacağı bir stand, yöresel ürünlerin, evcilerin bir de Altınova kavunu var. Hı hı. Tatmışsınızdır belki. Muazzam bir kavun. İnşallah kavun festivali, tarhana bulgur, salça, domates, bu ürünlerin, yöresel ürünlerin de sergileneceği ve satışının yapılacağı yöresel ürün vitrini olacak yol kenarında bir mekanda inşallah hedefliyoruz. Evet. Tipi ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan Afyonkarahisar-Konya Karayolu. Karayolları ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açıldı. Buzlanma nedeniyle 3 saat ulaşıma kapalı kalan Afyonkarahisar-Konya Karayolu'nda trafik normal seyrine döndü. Kentin en önemli şehir bağlantı yollarından biri olan Afyonkarahisar-Konya Karayolu, gece geç saatlerde yaşanan tipi ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar ve güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasının ardından Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler kar küreme, tuzlama araçları ve iş makineleriyle yoğun bir mesai harcayarak karayolunu tekrar ulaşıma açtı. Gecenin ilerleyen saatlerinde karayolunda trafik normal seyrine dönmeye başlarken günün ilk ışıklarıyla beraber ekipler yol kenarları ve kavşaklarda biriken karları temizledi. Afyonkarahisar-Konya Karayolu'nda trafik normal seyrinde işlemeye devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel Köyü İmamı Adem Eser'in köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı. Tek. Tek mi? Sen nereden geliyorsun? Ben karşı köyün imamıyım. Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü, köy imamının örnek davranışı tıklama rekorları kırdı. Elinde termosla kar nedeniyle yolda kalanlara çay ve bisküvi dağıttı. Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel Köyü'nden. Allah kabul etsin. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum.
Millet zannediyor parayla kimse almıyor. Allah, Allah rızası için dağıtıyoruz. Allah bisküvi. Ver abi. Verelim abi. Çaykara Adilli Karayolu'nda ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken köy imamı Adem Eser, mahsur kalan araçların içerisinde bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çay ve bisküvi dağıttı. İkindi namazından çıktığım zaman burada yol kapanmıştı. Tırlar hep sıradaydı, araçlar sıradaydı. Aç susuzdur dedik. Termosumuza çayımızı doldurduk, bisküvimizi aldık, şekerimizi aldık. Allah rızası için çıktık, çay ikram ettik, sıcak çay. Adem Eser'in bu davranışını cep telefonuyla görüntüleyen bir tur şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı. Tepkileri çoğusu şaşırdı, böyle bir şey beklemediklerini söyledi, çok memnun oldular. Para teklif ettiler, para için değil sadece Allah rızası için bu işi yaptığımızı söyledik. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adem Eser sen ne güzel bir adamsın ifadelerine yer verdi. Kaç çeker? Tek tek. Allah işini gücünü rast etsin. Amin, Allah razı olsun. Hadi hayırlı yolculuklar. Sağ olun, Allah razı olsun. Vali Çiçek yolda mahsur kalanlarla telefon görüşmesi yaparak durumları hakkında bilgi aldı. Tek mi? Sen nereden geliyorsun? Ben Karşıköy'ün imamıyım. Allah kabul etsin. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Afyonkarahisar'da sadece devlet hastanesinde uygulanmaya başlayan Türkovak aşısına ilgi yoğun oldu. Türkiye'de uygulanmaya başlayan Türkovak aşısı tüm illere dağıtıldı. Afyonkarahisar'da randevulu olarak sadece devlet hastanesinde uygulanmaya başlayan yerli aşıya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, Türkovak aşısına ilginin bir hali yoğun olduğunu söyledi. Türkovak aşısı Türkiye'de farklı hastanelerde olduğu gibi Afyon ilinde sadece Afyon Devlet Hastanesi'nde pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlandı. Halkımızın Türkovak aşısına karşı ilgisi bir hayli fazla. Bize 1500 doz aşı geldi. Pazartesi gün 220, salı gün 140 kişi aşıya başvurdu. Bugün itibariyle de 120 civarında randevumuz var. Randevu alarak gelen her hastamıza Türkovak aşısını yapıyoruz. İlk etapta gerçekten yoğun, milli güvenilir bir aşı olması itibariyle insanlarımızın tercihi daha fazla. Evet değerli izleyenler, Afyonkarahisar Belediyesi bu yıl 25.si düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı. Fuarda Afyonkarahisar Santı yoğun ilgi görürken 12 Şubat tarihine kadar da ziyaretçilerini bekliyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in önderliğinde tanıtım çalışmaları son sürat devam ederken Afyonkarahisar Belediyesi Emit 2022 Turizm Fuarı'na katıldı. İlk saatlerden itibaren birçok ismi ağırlayan Afyon standı yoğun ilgi gördü. Kadimşehir Afyonkarahisar turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı Emit Fuarı'nda tanıtılıyor. Fuarda kurulan standta Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi, spor ve termal turizminin yanı sıra özellikle sağlık turizmi potansiyeli ön plana çıkarılıyor. Fuarda Afyonkarahisar'daki oteller, seyahat acentaları, tur operatörleri ve turizm profesyonelleri kent turizmi hakkında ziyaretçilere ve sektör temsilcilerine bilgi verildi. Kentin turizm potansiyelinin artırılması için görüşmeler yapıldı. Fuarın ilk gününde Afyonkarahisar standına ilgi oldukça yoğundu. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın meşhur ve tescilli yemeklerinden sakala çarpan çorba ve göce köftesi ziyaretçilere ikram edildi. Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerine hayran kaldı. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TOP tarafından da desteklenen Emit Fuarı'nı 103 ülkeden yerli ve yabancı 50 binden fazla turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yıl 25.si düzenlenen fuarda yerini alan Afyonkarahisar standı 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Tanıtım çalışmaları kapsamında önemli fuarlarda Afyonkarahisar'ı temsil etmeye devam ettiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, herkesi Afyon standına davet ediyoruz dedi. 4 gün boyunca bütün Afyonkarahisar'da hemşerilerimizle Afyon'u sever, memleketimizin 4 bin yanından hatta dünyanın 4 bin yanından turizm gönüllülerini gastronomi İstanbul'da bekliyoruz. Evet efendim, altında dalgalanmalar devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Merve Çelik bugün Kuyumcu'daydı ve altın piyasasını, 2021 yılı değerlendirmesini, 2022 öngörülerini sizler için araştırdı. Kameraman arkadaşımız Barış Aydın'ın görüntülediği haberimiz bakın neler anlatıyor. Altın piyasası ne durumda? 2022'de fiyatlar nasıl seyredecek? Güncel fiyatlarda altın fiyatları 800 lira seviyelerini geçerken gram altının fiyatı 802.78 liradan, çeyrek altınsa 1.306 liradan işlem görüyor. Kuyumcu Abdullah Kestioğlu, altın piyasasının 2021 yılını yüksek kapattığını söyledi. Altın sektörü hani malum piyasalarımız, iç piyasalar olsun, işte küresel piyasalar olsun, doların yükselmesi dolayı tabii altında katsayı olarak dolara bağlı verecek. Tabii yüksek kapattı hani. Yani olağan dışı bir getiri sağladı aslında 2021 yılında. Kestioğlu, yeni yılın ilk ayının durağan geçtiğini ifade ederek sevgililer günü öncesi hareketliliğin yaşandığını belirtti. Kuyum sektöründe kış mevsimi sonuçta bir düğün olmadan dolayı yaz mevsimi değil. Hani birazcık işler durandır bizde kış mevsiminde. Bahardan sonra birazcık yavaş yavaş hareketlenmeye başlar. Malum Şubat ayındayız, sevgililer günü var. Onun hareketliliği var birazcık. Onun harici yani yatay seviyede devam ediyor işlerimiz. Abdullah Kestioğlu, 2022 yılında altın fiyatları nasıl seyredecek sorusuna öngördüğü bilgileri paylaştı. Altın dediğim gibi dolar bazlı olarak hareket yaptı ama daha hala ons bazlı olarak hareketini yapmadı. Ons hala yatay seviyede 1800 civarlarında, dolar civarlarında seyretmekte. Bunun da 1800 doları tabii kırıp daha önceki zirveleri olan 2050 civarlarındaki zirvelerini zorlayacağını düşünüyorum ben. Bu da altının fiyatlarının TL bazlı olarak artacağını da gösterir. Ama tabii bu zamanda olur. Hani şu an 2022'de hemen artacak diye bir şey söyleyemeyiz. Bunu dediğim gibi zaman gösterecek. Altının her zaman insanların olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Kestioğlu, vatandaşların altına olan ilgisini ise şu sözlerle açıkladı. İnsanın olmazsa olmazı birazcık da. Altın yastık altı olsun, ne bileyim fiziki olarak takı amaçlı olsun. İnsanlar her zaman buna talep gösteriyorlar ve göstermeye devam edecekler. Yatırım amaçlı en sağlam, en güvenli liman altın. Bir bilgilendirme haberiyle devam edelim. Afyonkarahisar'da İşkur üzerinden okullarda temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 183 personel alımı yapılacak. Başvurular başladı. Son başvuru tarihi 11 Şubat. Ayrıntılar haberimizin içinde. Afyonkarahisar il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi alınacak. İşkur tarafından hayata geçirilen toplum yararına program kapsamında alınacak personel sayısı ise 183 olarak açıklandı. Personel alımı ve çalışma şartları hakkında İşkur Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya bilgi verdi. Müdürüm, toplum yararına programı kapsamında yeni bir alım yapılacak 183 kişi. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Toplum yararına program kapsamında 3 ay süreyle geçici işçi alımına çıkmış bulunmaktayız. Pazartesi günü itibariyle ilanımız yayınlandı. Cuma akşam 24'e kadar internet sitemiz üzerinden veya online olarak ya da gelerek il müdürlüğümüze bizzat başvuru yapabilirler vatandaşlarımız. Müdür Karakaya, başvuru süresi ve şartları ile ilgili de şunları söyledi. Programımız 1 Mart'ta başlayacak olup 31.05.2022 tarihinde sona erecektir. Amacımız okulların temizlik, çevre düzenlemesi, bakım ve tamiratlarında çalıştırılmak üzere beden işçi mesleğinde geçici program uygulanacaktır.
Bunların ücretlendirmesi nasıl olacak efendim? Asgari ücret ve sigorta gerçekleştirilecektir. Peki daha önce de bir alım olmuştu Eylül ayında okulların temizlik işleri için. Onunla da ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? 293 kişilik bir alım yapmıştık. 11 Ekim itibariyle başlatmıştık okullarımızda. 30.06.2022 tarihinde bitecek olan programımız şu anda devam etmektedir. Tüm ilçelerimizde ve il merkezimizdeki okullarda vatandaşlarımız toplum yararına program kapsamında çalışmaktadırlar. Peki önümüzdeki günlerde ekstra bir TYP programında alınacak personel olacak mı? Şu anda onunla ilgili herhangi bir talimatımız gelmedi. Geldiği zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Afyonkarahisar'da kendin yap atölyesinde eğitim gören minikler, sergiledikleri tiyatro oyunuyla teknolojinin olumlu yönde kullanılmasını anlatmayı amaçladılar. Etkinliğin sonunda başarılı olan öğrencilere belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından takdim edildi. Zafer Kalkınma Ajansı ile Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Yeni Nesil Eğitim Programı kapsamında kurulan Kendin Yap Atölyesi, teknolojinin olumlu yönde kullanılması konulu bir tiyatro etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, çocukların Kendin Yap Atölyesi'nde üretmenin ne demek olduğunu öğrendiklerini ifade etti. Çocuklarımızın hem dijital hem teknolojik gelişimlerini sağlamak, hem el becerilerini, hem kişisel gelişimlerini sağlamak adına bir proje çalışması başlattık. Çocuklarımız burada sadece kişisel gelişimlerini, sadece el becerilerini, fiziksel becerilerini, sadece zihinsel becerilerini değil, aynı zamanda özgüvenlerini kazandılar. Aynı zamanda arkadaşlıklar kurdular, sosyal beceriler kazandılar. Proje koordinatörü Nur Sefa Keskin de proje hakkında Kanal 3'e özel açıklamalarda bulundu. Bu proje 2019 yılında temel atıldı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın yeni kapsamında açtığı bir projeydi. Projeyi yazdık, şekillendirdik. İlimizde bir tane merkez, 9 tane ilçe olmak üzere 8 ilçe 9 tane Kendin Yap Atölyesi bulunmakta. Biz merkez Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi olarak çocukların hem hayatta kalma becerileri, hem özgüven kazanmaları, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayacak çalışmalar, hem de geleceğe hazırlık olan bilişim teknolojileri konusunda eğitimler veriyoruz. Keskin miniklerin el becerilerini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çocuklarımız sadece bilişim teknolojileri, yani kodlama, Arduino, Scratch, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi eğitimler değil, aynı zamanda el becerilerini geliştirecek ve tasarımlarını yapabilecekleri çalışmalar da yapıyorlar. Bunlardan el tasarımında yaptıkları bal mumundan mumlarımız var ve sabunlar üretti çocuklarımız. Yine Kendin Yap markası şeklinde. Dergi çıkartıyoruz düzenli olarak. İkinci sayımızda çıkardığımız dergide öğrencilerin yaptığı çalışmalar yer alıyor. Peki çocuklarımız tiyatroya nasıl hazırlandı? Gelin onlardan dinleyelim. Merhabalar. Tiyatroya nasıl hazırlandınız? Nasıl çalıştınız? Mesela iyi çalıştık. Prova yaptık. Her gün atölyede provalar yaptık. İyice çalışıp şimdi birkaç günde burada hazırlandık. Peki heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Atölyeye gitmekten mutlu oluyor musun? Evet, çok mutlu oluyorum. Evde bir sürü prova yaptım. Atölyede çalıştık birlikte. Tekrar yaptık. Bir sürü prova yaptık. İlk başlarda kötü olsak da şu anda çok iyiyiz. Ben telefon rolündeyim. Telefonu nasıl kullanmakları gerektiğini söyleyeceğim. Ben tablet rolündeyim. Burada yine biz tablet ve telefon çok şey olduğu için öyle herkes için yakın bir şey. Program eğitimlerde başarılı olan öğrencilerin belge almasıyla sona erdi. Afyonkarahisar Konya karayolunda buzlanan yol maalesef kazalara da davetiye çıkardı. Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan Angus yüklü tır devrildi. Kazada bir Angus da telef oldu. Angus taşıyan tır devrildi. Dorse'den düşen Angus'lar karayoluna dağıldı. Afyonkarahisar Konya karayolunun yaklaşık 20 kilometrelik kısmında oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolda 2 saatten fazla ulaşım sağlanamazken buzlanan yol kazalara da adeta davetiye çıkardı.
Karayolunda Dorsesne yüklü 20 Angus'la Afyonkarahisar istikametine gelen Hasan Çiğa idaresindeki tır kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi. Kazada Angus'lar Dorse'den yola düşerken hayvanlardan birisi telef oldu. Olayda yaralanan bir Angus hareketsiz bir şekilde düştüğü yerde kaldı. Dorse'den düşen 18 Angus ise karayoluna dağıldı. Hayvan sahiplerinin bölgeye gelmesiyle etrafa dağılan Angus'lar polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla toplandı. Hayvanlar ardından başka bir araç gelinceye kadar güvenlik amacıyla yol kenarındaki tarım arazisinde toplandı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Manisa'da da kontrolden çıkarak Gediz Nehri'ne düşen ve suya gömülen otomobilin sürücüsü bakın nasıl kurtuldu. Nehre düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kurtuldu. Olayın adresi Manisa. Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu mahallesinde CK'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Gediz Nehri'ne düştü. Debisi yükselen nehirde gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kıyıya kadar yüzerek kurtuldu. Bayram dur. Sürücünün ihbarı sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri dalgıçların desteğiyle yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu otomobili nehirden çıkardı. Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre düştü. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 2000 kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2021 ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2000 kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.1 puan düşerek %11.2 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.3 puanlık azalışla %12.8 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.6 puanlık azalışla %20.8, istihdam oranı 0.6 puanlık artışla %34.1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.2 puanlık azalışla %43 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan 2021 yılının Şubat ve Kasım ayına ilişkin işsizlik oranlarında da revizyona gidildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.5 puan artarak %18.3'e çıktı. Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Karataş, Pınar Akarsu'nun sunduğu Kanal 3'te sabah programına canlı bağlantıyla katıldı. Karataş bakın hangi açıklamalarda bulundu? Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla iki rakibini geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Karataş, Kanal 3'te sabah programında muhabirimiz Mustafa Bayar'ın sorularını cevapladı. Karataş önce kongre sürecini anlattı, geniş katılımlı bir kongre yaşadıklarını dile getirdi. Güzel bir kongre süreci geçirdik, esnafımız ciddi destek verdi, yani katılıma destek verdi. Biz de varız dedi. %80'e yakın bir katılım oldu. Bu şoför esnaf için çok güzel bir şeydi. Biz de güzel sonuç aldık. Diğer adaylara çok teşekkür ediyorum. Seviyeli bir seçim atlattık. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın oda üyesi esnafları sıkıntıya soktuğunu belirten Karataş, kamyoncu esnafının sorunlarını anlatarak başladı açıklamalarına. 7'ye yakın meslek grubu var.
kamyoncu, tırcı, küçük nakliyeci, servisçi, taksiciler, minibüsçüler, galericiler, hepsinin ayrı ayrı dalı var. O yüzden 1700'e yakın esnafımız var. Çok ciddi anlamda zora soktu. Bunu ben Ulaştırma Bakanlığı komisyon üyelerimizi nasıl bir sebep yaptıklarının içinden çıkamıyorum. Önce bir kamyoncudan oraya komisyona üye alsınlar. Bir yılda, geçen yıl 2021 Şubat ayıyla 2022 Şubat ayında %135 akaryakıta zam var. Bugün bir tır veya bir kamyon İstanbul nakliyesi yapması için cebinde 7000 lira para olması lazım. Kamyoncularda özellikle 20 yıl öncesinin süre, takograf süreleri uygulanıyor. Artık bunu aşmamız lazım. Yollar bölündü, araçlarımız güzel oldu ve şu anda hava şartları uygun değil. Yani her yere 20 ile 30'la gitmeniz gereken, hız yapmanız gereken yerler var. Takograf sürelerinin mutlaka uzatılması gerekiyor. Servis esnafında pandeminin ardından akaryakıttaki artış altında ezildiğini belirten Karataş, mesleği galericilik olmayan birçok kişinin alım satım yaptığını söyledi. Servisçi esnafımız pandemide 1,5 yıl dükkanını kapattılar, marş yapmadılar, sıkıntı. 6500'den 6700'den akaryakıt alırken ihaleye girdiler. Şu an 15.040 lira, 15.40 aynı şekilde devam ediyorlar. Zaten yaptırım, prosedür, hostes, koltuk, şu bu, sigortaları, kaskoları ağır. Onlar başlı başına sıkıntıdalar. Esnafımız iş yeri kiralamış, dükkanı almış, çocuğunun rızkını kredi çekmiş, dükkana bağlamış. Fakat ne hikmetse okulun bahçesinde de memurlarımız ticaret yapıyor, araba alıp satıyorlar. Devletimiz bunu önlemesi gerekiyor. Bakın galerici bu işin tüccarı, işi çok iyi biliyor. Ve şunu vurgulamak istiyorum. Nasıl çocuklarınızı acemi bir şoföre teslim etmek istemiyorsanız, lütfen ticarette araç alacağınız zaman resmi galericileri seçiniz. Afyonkarahisar'daki trafik sorununda ise minibüsçülerin günah keçisi ilan edildiğini belirtti Başkan Karataş. Burada da bir ön yargı var. Bir tabirde hata olmasın, günah keçisi var. Günah keçisi ilan edilenler var. Tabi bu yönetimi, geçmiş yönetimi için değil. Yıllardır Afyon'da otopark sorunu halının altına süpürülmüş. 70 yıl önce, 50 yıl önce imarda ayrılan yolların hala daha %50'sini kullanıyoruz. Ama bu fatura minibüsçüye çıkıyor, siz trafiği kalabalıklaştırıyorsunuz. Bugün böyle bir şey var mı? Karataş sözlerini Afşet Afyon Spor maçına verdikleri desteğin diğer sosyal alanlarda da devam edeceğini belirterek sonlandırdı. Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aileden kayınpeder maalesef hayatını kaybetti. Kayınvalide ve gelin ise hastaneye kaldırıldı. Sobadan sızan gazdan bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın adresi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi. Şener ailesi üyelerinden bir süre haber alamayan ve telefonlara cevap vermediklerini fark eden yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Hasan Hüseyin Şener, eşi ve gelinlerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hasan Hüseyin Şener'in hayatını kaybettiğini, eşi ve gelinlerinin ise bilinçlerinin kapalı olduğunu tespit etti. Bilinci kapalı olan kayınvalide ve gelin ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Bilecik'te meydana gelen ev yangınında çöken çatının altında kalan 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Gölpazar ilçesine bağlı köyde Necmettin Uyar'a ait 3 katlı ahşap binada elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yandaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Gölpazar itfaiyesi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme esnasında ekiplerce evde dumandan etkilenmiş halde bulunan Necmettin Uyar, eşi Emine Uyar'la birlikte evde yatalak olan annesini dışarı çıkarmak istedi ama bunu başaramadı. Dumandan etkilenen ve çatıdan düşen kalasların altında kalmamak için kendilerini dışarı atan çifte
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yangının şiddetinin artması üzerine 3 katlı ahşap evin çatısı çöktü. Yangın büyük uğraşlar sonucu söndürülürken 83 yaşındaki Fatma Uyar'ın cansız bedenine 8 saat sonra ulaşıldı. Necmettin Uyar ve eşi Emine Uyar, Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Bilecik valisi Doktor Kemal Kızılkaya ilçeye giderek Necmettin Uyar ve eşi Emine Uyar çiftini ziyaret etti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 77 yaşındaki kadın oğluyla yaşadığı evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Olay Yeni Mahalle Zümrüt Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi. Oğluyla yaşayan Havva Şahin'in bahçede yerde yattığını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Havva Şahin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ederken gözü yaşlı abisi sırra kadem basan kardeşinin bulunması için yardım istiyor. Kardeşim bu. Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor. Kardeşim burada yatıyordu. Şu an kardeşim kayıp. Boyvadin ilçesi Dişli beldesi Yukarı Mahalle, Çoban Sokak'ta yaşayan 22 yaşındaki Adem Sağlam, yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kaybolan kardeşinin eve döneceği umuduyla bekleyen Sağlam'ın abisi Ali Sağlam, kardeşi geri gelmeyince bir hafta önce akrabalarıyla birlikte jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri Sağlam'ın bulunması için çalışma başlatırken sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı ve 22 yaşındaki genç bulunamadı. Bu kardeşim ortanca öldü. Bu da babam öldü. Babaannem öldü. Sağlam'ın abisi Ali Sağlam yaptığı açıklamada kardeşinin hayatından endişe ettiğini ve 3 aydır kendisinden bir haber alamadıklarını ifade etti. Lütfen kardeşimi bulun, ben her gün ağlıyorum. Ben etkilerden kardeşimi bulunmasını istiyorum. Kaybolan gencin 24 yaşındaki abisi Yusuf Sağlam'ın da yaklaşık 4 yıl önce öldürüldüğü ve cesedinin bir kuyuda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaybolan Adem Sağlam'ın sırra kadem bastığı günden yaklaşık 2 hafta önce çalıştığı iş yerinde çekilen videosunda hayli sakin gözüktüğü gözleniyor. Bu kardeşim kayıp. Kaç gündür ağlıyorum. Denizli'de kız arkadaşıyla tartışan genç, oturduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Olay Pamukkale ilçesinde 4 katlı apartmanda meydana geldi. Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiği iddia edilen BS isimli genç, ailesiyle birlikte yaşadığı 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, tartıştığı sevgilisinin yanına getirilmesini istedi. Yakınlarının çabalarına rağmen sakinleştirilemeyen B.S., çevre sakinlerine korku ve panik dolu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne şişme brandayı kurdukları sırada polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen B.S., sarktığı korkuluklardan alınarak aşağıya indirildi. Bölgede görevli 112 acil servis ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen B.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kütahya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza Dumaniçi'ne göl karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Recep Şahin idaresindeki otomobil, Yavuz Dursun yönetimindeki otomobille kar nedeniyle kayarak çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Alperen Civek yaralandı. Civek 112 acil servis ekipleri tarafından Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, tuzlama ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı. Karayolları ekipleri bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bültenimizde verdiğimiz Çobanlar ilçesinde yapılan işbaşı programının ayrıntıları az sonra özel gündemde ekranlarınıza gelecek. Bu hatırlatmayla da bültenimizi noktalayalım. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kötü başlamasına rağmen son 7 haftada büyük bir çıkış yakalayarak devre arasına 37 puanla 3. sırada giren Avşat Afyonspor, 2. yarıda şu ana kadar oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayınca 9. sıraya geriledi. Mor beyazlı takım ilk yarının ortalarında başta yönetim ve teknik heyet olmak üzere bir takım değişikliklere gitti ve son 7 haftada 16 puan toplarken ilk yarının son 5 maçını da kazanarak iyi bir çıkış yakaladı. Bunun sonucunda ilk yarıyı lider Sakaryaspor'un 5 puan gerisinde ve 3. sırada kapattı. Devre arasında sıkı bir hazırlık dönemi geçirmesine ve kadrosunu takviye etmesine rağmen ikinci yarının ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'la oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan mor beyazlı takım daha sonra deplasmanda Ankaraspor'la golsüz berabere kaldı. İkinci yarının 3. maçını geçtiğimiz hafta Zafer Stadı'nda lig ikincisi 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile oynayan Avşat Afyonspor bu maçtan da 1-0 yenik ayrıldı. Çarşamba günü deplasmanda Silahlıoğlu Vanspor'la yaptığı erteleme maçındaysa 2-1 mağlup ayrılan mor beyazlılar şu ana kadar oynadıkları 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. Playoff iddiasını sürdüren Avşat Afyonspor şimdi önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçları en az kayıplarla kapadı. Yeniden üst sıralarda yer alabilmenin hesaplarını yapıyor. Bu arada kırmızı grupta ikinci yarıya kötü başlayan bir başka takımsa lider Sakaryaspor oldu. Sakaryaspor son haftalarda kaybettiği puanlarla ikinci sıradaki 1461 Trabzon'la puanları eşitledi. Avşat Afyonspor'un ikinci yarı maçlarında alınan sonuçlar şöyle. Avşat Afyonspor 0, Bodrumspor 2, Silahlıoğlu Van 2, Avşat Afyon 1, Ankaraspor 0, Avşat Afyonspor 0, Avşat Afyonspor 0, 1461 Trabzon 1. Sürdürülebilir organizasyon yapısı, parkur kalitesi, kamu kurumları ve sponsorlarından aldığı destek ve deneyimli ekipleriyle dünya bisikletinde yükselen bir marka olan Tour of Antalya Powered by Acra 2022, 14 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla SIDE Antalya etabıyla başlıyor.
Tour of Antalya bu yıl 4. kez düzenlenecek. 10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek ve elit düzeyde bisiklet heyecanının yaşanmasını sağlayacak. Katılımcı takımlarının düzeyinin artması doğrultusunda etap zorluğu da artırılan ve bisikletçilerin 600 kilometreden fazla mesafe kat edeceği Tour of Antalya'nın etap programı 4 gün olarak belirlendi. Organizasyonun ilk etabı Side Antik Kenti'nden başlayacak ve finiş alanında sona erecek. Alaylı Köyü, Perge ve Fraport Tav Antalya Havalimanı giriş çıkışlarıyla sprinterlere hitap eden bir gün olacak. İkinci etapta ise bisikletçiler Kemer'den Olimpos'a pedal çevirecek. Bu aşama en zor etaplardan biri olacak ve aynı zamanda hem doğal güzellikleri hem de zorluğuyla kraliçe etap olacak. Toplamda 3000 metre irtifa kazanacak sporcular tırmanışlarda seyir zevkine varacak. Üçüncü etapsa dramatik bir değişim olmazsa genel klasman kazananını belirleyen etap olacak. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Slovenya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Salon Şampiyonası'nda takım halinde iddialı olduklarını söyledi. Slovenya'nın Lasko kentinde 14-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın hazırlıkları devam ediyor. Milli takımın teknik direktörü Ergin, organizasyona 8 kategoride 24 sporcuyla katılacaklarını ve Türkiye'yi her kategoride takım halinde temsil edeceklerini belirtti. Gelecek ülkemizin uzun yıllar uluslararası alanında başarılı temsil edebileceğini düşünüyoruz sporcularımızla. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazozsa hazırlıkların son hıza devam ettiğini söyledi. Zaten şu anda biz Avrupa Şampiyonası'na katılan en büyük kafile biziz. Milli sporcu Songül'lü güçlü bir ekibe sahip olduklarını ve şampiyonadan çok sayıda madalyayla döneceklerine inançlarının tam olduğunu vurguladı. Çok kuvvetli bir milli takım var ve antrenmanlara sonuç olarak devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda bir sürü madalyayla döneceğimize inanıyorum. Kariyerinde gençlerde bir dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Büşra Işıl da artık büyükler kategorisinde yeni başarılar hedefliyor. Zayıflamak için başladığı boksta milli takıma yükselen 2017, 2018, 2019 yıllarında Avrupa şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıl da 2021 yılında da Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya elde etti. Büşra'nın yeni hedefi ise Mart ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak 22 yaş altı Avrupa Şampiyonası'yla Mayıs ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak. 2017, 2018, 2019 yılı Avrupa Şampiyonu oldum. Normalde ağır bisiklet dövüşüyordum. 110 kilodan 75 kiloya düştüm. Şu an 77 kilo geliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda bu önümüzde bir Mart'ta maçımız var. Orada 77 kiloyum. 81 kiloda U22 Avrupa Şampiyonası'na müsabakaya çıkacağım. Mayıs'taki maçımda 75 olarak müsabakaya çıkacağım. Hedefim kesinlikle olimpiyat. Yani ben Avrupa şampiyonu olduktan sonra kademe kademe hep tabii ki de olimpiyatta ama dünya şampiyonu olmak istemiştim. Öğretmenliğinin keşfetmesiyle çocukluk yaşlarında spora başlayan, 40 yıldır atletizmle ilgilenen milli sporcu ve atletizm antrenörü Ercan Temel, ulusal ve uluslararası onlarca turnuvaya katıldı. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan 47 yaşındaki milli sporcu ve atletizm antrenörü Ercan Temel, ilkokul ve ortaokul öğretmenliğinin keşfetmesiyle spora başladı. 7 yaşlarında gönül verdiği atletizm sporuyla 40 yıldır ilgilenen Ercan Temel, ulusal ve uluslararası onlarca turnuvaya katıldı. Her turnuvada ödül kürsüsüne çıkmayı hak eden Temel, 40 yılda 100'ün üzerinde madalya sahibi oldu.
35 yaşından sonra geçtiği masterlar branşında birçok derece elde eden milli sporcu Ercan Temel, reçetesiz ilaç olarak tanımladığı spordan ölene kadar vazgeçmeyeceğini kaydetti. Atletizm benim ikinci aşkım ailemden sonra. Yıllardır bu işi yapıyorum. Sonuna kadar da devam ettim. Ölene kadar da devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü sporun insanlara psikolojik açıdan rahatlattığını, sağlık açısından çok iyi yerlere getirdiğini, reçetesiz ilaç olduğunu düşünüyorum. Allah nasip ederse ölene kadar inşallah pistlerde yarışmaya devam edeceğiz. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.